Aslında Kemal Kılıçdaroğlu'nun çağrısının nasıl bir etki yapacağını önümüzdeki günlerde göreceğiz. Ama ben çağrıyı ilk dinlediğimde ilk aklıma gelen zaten faturasını ödeyemeyecek milyonlarca insan var bugün Türkiye'de. Yani istese de faturasını ödeyemeyecek insanlar var. O yüzden Kemal Kılıçdaroğlu'nun çağrısı gereği olsun olmasın ben bu çağrının gerçeğe uygun bir çağrı olduğunu düşünüyorum. Ben esas meseleyi siyasal hamle açısından değerlendiriyorum. Çünkü hani herkesin bir yoğurt yiyişi vardır. Kimisi sokağa çağırır, kimisi işte ben parlamentoda siyaset yapıyorum der. Biraz Kemal Kılıçdaroğlu'nun tarzında bir aslında çağrı oldu. Şimdi HDP yapsa bu terörize ediliyor dendi. Doğru. Bugünlerde zaten HDP ne yapsa aslında terörize ediliyor ne yazık ki. Hani bu resmen bir araç haline getirilmiş durumda. Farklı aktörler aynı şeyleri yaptığında farklı yorumlanabiliyor. Onun altını çizmek gerekiyor. Fakat Kemal Kılıçdaroğlu tarzı gereğince de aslında adalet yürüyüşüyle de bir nevi sivil itaatsizlik eylemi yapmıştır. Yani daha aslında pasif görünen, daha sakin görünen bir hareketliliği tercih ediyor. Bugün özellikle sokağa çıkma meselesi tabii farklı aktörlerce yine farklı yorumlanabilir. Kimileri bunu gerekli görüyor ama benim bakış açımdan bugünkü mevcut rejimle mücadelede sokağa çıkmak özellikle böyle bir kutuplaşma döneminde çok doğru bir siyasal yöntem değil. Hani bir suç olarak bunu lanse etmek zaten yanlış. Bir önceki dilimde Canan Hanım da bunu ifade etti. Ama bir siyasal eylemlilik için bence çok etkili bir araç değil. Bu noktada Kılıçdaroğlu hem ittifakı yönetmeye çalışıyor hem de bir taraftan aslında kendisine gelen eleştirileri de bence böyle bir hareketlilikle göğüslemeye çalışıyor. Ben bu Siz ödeyecek açıdan da yani misiniz? Siz ödeyecek misiniz faturanızı? ben ödemeyeceğim, ben de ödemeyeceğim. Yani size çağrı sizde karşılık buldu o zaman. Ben de karşılık buldu evet dediğim gibi ama pek çok insan ödeyemeyecek durumda. Bu açıdan da bir karşılık bulacağını düşünüyorum. Anladım. O zaman bir sonraki Skype bağlantımız da mum ışığında olacak. Çünkü muhtemelen kesecekler. Filiz Hanım'a geleceğim zaten bu sokak ilişkisine. Ancak hocama Kılıçdaroğlu'nun bugün yaptığı bir açıklamayı soracağım. Az önce ajanslardan düştü Sayın Kalaycıoğlu'na. Siz de lütfen Sayın Sağlar ve Sayın Kerestecioğlu bunu da göz önünde bulundurarak değerlendirmeler yaparsanız sevinirim. Sayın Kalaycıoğlu, hocam eğer bu çağrıma karşılık verip geri dönmezseniz diyor Kılıçdaroğlu iktidara, diğer adımları da atacağım. Şimdi bu da Kılıçdaroğlu'ndan, üslubundan çok beklenecek bir tutum değil. Yani bir taraftan toplumsal desteği görmese bir genel başkan bu yolu tutmaz. Bu sivil itaatsizlik meselesinde Seren Hanım dedi ki sokağa bugün çıkmak AKP'ye yarar, öyle görünüyor dedi. Siz ne düşünüyorsunuz? Sokak sınırları bağlamında ne düşünüyorsunuz? Bir de yeni adımlar ne olabilir? Kılıçdaroğlu'nun geçmiş dönemde Ankara'dan İstanbul'a yaz sıcağında yürüdüğünü düşünürsek bu türden adımlar da olabilir mi? Ne diyeceksiniz? Şimdi efendim, sivil itaatsizlik biliyorsunuz anayasalarda olan bir husus değildir. Ama ahlaki bir değerdir. Çünkü burada etik olarak kabul edilmeyen bir kararın ve adil olarak kabul edilmeyen bir hükümet uygulamasının protestosu söz konusu. Bunun barışçıl olarak yapılması genellikle başvurulan unsurlardandır. Bunu en ünlü hale getirmiş olan Hindistan'ın ünlü liderlerinden Mahatma Gandhi'dir. Gayet iyi bildiğiniz gibi. Aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri'nde siyah Afrika kökenli Amerikalıların çeşitli benzer protestoları vardır. Martin Luther King gibi bunlar çok ünlü olmuşlardır. Ve bunların hepsinde alınan kararları, yasaları ihlal söz konusudur. Yasanın ihlal sonucu her neyse ona da katlanmışlar. Yani Martin Luther King hapsedilmiştir. Aynı zamanda Mahatma Gandhi'ye belli uygulamalarda İngilizler bulunmuştur o tarihte. İşgal kuvveti olarak veya emperyal kuvvet olarak Hindistan'da. Onun bedelini ödemişler. Ve dolayısıyla burada yasaları da çiğneyerek adaletsizliğe karşı çıkma esası vardır. Sivil itaatsizlikte. Ancak buradaki mesele bir sadece yasa meselesi değil. Aynı zamanda birçok insanın
ödeme gücü, benden önceki konuşmacılar da bunu vurguladılar, ödeme gücünün çok ötesinde olan bir borcun onlardan zorla alınmaya çalışılması gibi bir durumla karşı karşıyayız. Bunu verebilecek durumda olan insanların sayısı bir hayli az. Dolayısıyla çok geniş bir kitle böyle bir ödemeyi zaten yapamayacaktır. Onun için atılan adım onlar tarafından da büyük destek bulacaktır diye varsayıyorum. Hocam siz ödeyecek misiniz? Vallahi fatura gelmedi. Geldiği zaman düşünürüz. Yani, sonuç itibariyle. Bu biraz siyasetçi şeyi olduğun, ne kadar gelirse yani, ödeyeceksiniz, ne kadar gelirse ödemeyeceksiniz. Bilelim de sizin sınıra göre biz de bakalım. onu müsaade ederseniz açıklamayın. Yok. Maddi anlamda söylemedim. Yani sizce bir insan örneğin geçen sene 5 barem geldiyse 10 barem olduğunda mı bütçesi sarsılır yoksa 7 barem olduğunu? Bunu şunun için söylüyorum. Türkiye'de insanların alım gücü para değer kaybettiği için zaten bir ekside. Bir de üzerine zam geliyor. Yani eksinin üzerine en az 2 eksi ise bir de 3 eksi geliyor. Şimdi sonuç itibariyle toplumun dar gelirli kesimi değil sadece orta gelir, orta sınıf, hatta Özal'ca söylersek orta direk de çökmüş oluyor. O tabii. Bağlamda sordum. Yoksa sizdeki rakamı tabii, tabii herkes şu andaki ekonomik durumdan etkilenmiş durumda. Herkesin geliri düşmüş durumda. Evet. Yani gelir düşmeyen hemen hemen hiç kimse yok. Çok üstteki bir ufak grup dışında. Yani siz de ödememe ihtimalini düşünürüm diyorsunuz. Doğru mu? Yani gene karşı karşıya olduğumuz durumda bağlı olarak düşünmek durumunda kalabiliriz. Göreceğiz ne olacak. Vallahi ben yani şu andaki gidişat iyi gözükmüyor. Ben daha da kötüleşeceğini varsaymak durumundayız. Buyurun Fikri Bey. Sevgili Enver, ben bir şey eklemek istiyorum, bir cümle izin verirsen. Buyurun. Bizim İçişleri Bakanı evimizin bütün idaresini yapan eşim bugün karar vermiş. Aylık ödeme bankaya verdiği talimatı kaldırdı. Dolayısıyla fatura bize gelecek ama ödeyemeyeceğiz. Biz bu duruma da geldik. Ama aslında sadece bunu söylemek yeterli değil. Biraz evvel hocam da söyledi. Barışçıl bir hareketin içerisine girilmesinden öte siyasetçinin üzerine düşen bir başka şey daha var. Ben faturaları ödemeyeceğim. İktidara geldiğimiz zaman da elektriği kamulaştıracağız demektir. Sanıyorum. Eğer siz bunu sanıyorum Kılıçdaroğlu bu yönde bir takım şeyler söyledi. Hani işte Beşli Çete diye anılan malları kamulaştıracağız falan dedi. Acaba o bunu da kapsar mı? Belki önümüzdeki günlerde bu yani da... Ben o kadar akıllı bir insan değilim. Yani karmaşık sözleri, siyasi sözleri biraz evvel siz de hocama takıldınız. Anlamam. Ben sade bir yurttaş olarak net bir şey söylenmesini isterim. Zaten bugüne kadar siyasetçinin avutmasıyla bu noktaya geldik. Kamulaştıracağız deyip bitireceksiniz. Bana uyar. Size uyar. Size uyduğu için söylüyorum zaten. Ve bunun söylenmesi gerekiyor. Yani Beşli Çete'den şikayetçiyiz falan. Bu artık çözüm yolundaki olan insanların, çözümü elinde tutabilecek olan insanların söyleyeceği laf değildir. Söyleyeceği laf, biz iktidara gelirsek bunların hepsini kamulaştıracağız. Hastaneleri kamulaştıracağız, köprüyü kamulaştıracağız. Kamulaştıracağız, ne zaman ödeyeceğimiz de belli değil demek bile insanları gelecekle ilgili umutlandırır. Peki, bunu konuşacağız. Yani bunların hepsinin altına imza atarım. Bana sorarsanız aşırı zenginleşmenin altında alın teri olmadığı zaman her zaman sorun olarak görülür. Sayın Kereseçoğlu, sizin partiniz pek çok sebepten dolayı kimilerine göre çok haklı, kimilerine göre ise insafsız biçimde işte hep terörle ilişkilendiriyor. O konu bizim gündemimiz değil, başka bir mesele o çünkü.